Selam millet. Tekrardan müşteriyi bıraktık. Şimdi durağımıza doğru gidiyoruz. Küçük bir değişiklik yaparak Bavarya eyaletine geçtik. Şimdi tekrardan Baden-Württemberg eyaletinin giriş yapıyoruz. Tabii bu giriş çıkışlarda herhangi bir sınır veyahut da benzeri bir şey yok yani. Şurada tekrar müşteriyi görüyoruz. Şimdi köprüyü geçtiğimiz zaman ki bunun altından şöyle göstereyim. Tuna Nehri geçiyor burada. Köprüye geçtiğiniz zaman sınır bu köprü oluyor yani. Tekrar Ulum şehrine girmiş olduk. Şimdi biz her gün girip çıkıp yaptığımız için bize bir şey ifade etmiyor. Ama bazen gelen turistler buraya ay şimdi nelerdeyiz, ay nereye gidiyorsun falan diye soruyorlar, merak ediyorlar. Ulum'un tam merkezindeyim şu anda. Şöyle şu bu tarafa doğru giden caddede bayağı bir Türk dükkanları var. Yani işte Meciler, simit sarayımız var. Benzeri zaten çakması. Kebapçılarımız. Yani yemek içme bayağı var yani. Çok da iyiler. Eskiden buralar 4 şeritti. 2 gidiş 2 gelişti. Sonra büyük banka gelip buraya ortaya binaları dikti. Bunlar yoktu bu binalar. Biraz daralttılar fakat şehir görüntü itibariyle güzel oldu. Bunu da söylemek gerekir yani. Şu bina belediye binası. Belediye başkanı bunun içinde. Ne hınzırlıklar düşünüyoruz artık bugün için. Evet, meydanın köpeği. Rote Hund diyorlar buna. Şöyle güzel kafeler var. Şurada güzel bir dondurmamız var. Bizim duraklardan bir tanesi de bu. Görüntünün olduğu yerde. Ama orada fazla durmuyorum. Oradan fazla iş çıkmıyor. Şehir merkezi her zamanki gibi kalabalık. Saat 12. İşte yemek yiyenler, mola verenler. Bir şekilde bir yola dökülmüş. Bazen erken çıkış yapanlar da oluyor. Bizi çok sinir ediyorlar. Ağır ağır hareket ediyorlar ki taksicinin ekmeğidir yani değil mi? Hız sürat. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Şurada bir sinagog vardı ama ucu gözüktü sadece. Şu kocaman bir banka, şparkası adında. Şu sağ tarafında kiremitli bina, polis merkezi, karakol büyük. Buraya bir kere girmiştim ben, işim vardı da. Burada çıkış var. Yani bu konum, demin ki geçtiğimiz yerin altı tamamen otopark yapıldı. Kocaman otopark. Bir ucundan bir ucuna yaklaşık 1 kilometre yakın olması lazım. Daha uzun yani. Yeni bir bina yıkıldı ve tekrar yapılıyor. Bu sağ tarafın arkası da tamamen trafiğe kapalı bir alan. Bütün alışveriş imkanlarının olduğu yerler. Tekrar mola. Lambamız yeşillendi. Yolumuza devam ediyoruz. Karşımızda Fırat Kebap. Burada bir salatacı var. Şehir merkezi olduğu yer. Böyle büyük bir sinedon dediğimiz sinemamız var. Ne varmış? Aladdin filmi. Will Smith'in. Şimdi tren garına doğru gidiyorum. Orada da bir durağımız var. Tabii buralar tamamen şu anda inşaat. Yeraltı devasa park yerleri yapılıyor. Stuttgart'tan hızlı tren bağlantısı için çalışmalar var. Burada bir CA kıyafet giyim mağazası büyük. Çinliler tarafından satın alınmış artık. Böyle şu anda bu arada rezil gibi buralar. Çok da sıkıntılı. Bizim de işimizi bayağı zorlaştırıyor çünkü tek yön açık. O yüzden bazen müşteriyi dolandırmak zorunda kalıyoruz. Yani dolandırmak derken dolaştırarak dolandırmak. İşimize gelmiyor değil. Karşıdaki büyük bir devasa inşaat alanı şu gördüğün yer. Burası bir alışveriş merkezi artı büro, işte doktorların olabileceği yerler, büro kompleksi olacak. Şimdi yanına da büyük bir otel yapacaklar. Yani şehrin görüntüsü aslında pozitif anlamda değişmeye başlıyor. Yani şu anda sadece bir görüntü kirliliği var, başka bir şey değil. Artı ses. Ama
Ama bunlar hepsi bittiği zaman inşallah gidecek, güzel olacak. Sol tarafımızda taksi durağımız var. Oraya doğru giriş yapacağım. Tabii direkt giriş yapamıyorum maalesef. Girişleri tamamen bloke ettiler. Böyle beton bariyerler koyarak. O yüzden mecbur bir yerden bu dönüşü yapamadığımız için tekrar sağa gidip sonra çıkmam gerekecek. Neyse, bu sıkıcı trafikten olayım ben size. Buradan görebiliyorum. Bahnhof'ta şu anda 6 araç var. Benimle beraber gidiyor olacak. Çevrede de bir araç var ve Bahnhof'a doğru gelen 3 araç. Bakalım biz yetişebilecek miyiz? Şimdi buradan bir dönüş yapacağız. Ya arkadaş, trafiği de bitmiyor. İnsan trafiği de bitmiyor. Yürü. Neyi bekliyorsun kardeşim? Öyle durmuş bakıyor ya. İnsan geçmiyor. Cin mi görüyor bu adam, nedir? Şimdi buradan bir U-turn yapıp geç kardeşim, geç. Evet, şu uzun bir lambadan sonra tekrar sigara halindeyiz. Evet, o tren garında şu anda kaç araç varmış? 5 araç var. 6. olarak giriş yapabiliyoruz. Önümde birkaç meslektaşı görüyorum. Herhalde müşteri götürüyorlar. Ben kaydımı yapayım. Evet, giriş yaptık. 6. araç olarak. 6 araç burada durabiliyor. Normalde sınır yok fakat şimdi duracağımız yerde 6 aracı izin veriyorlar. Geri kalan ise arkamda bir bölüm var. Oraya sıralanıyoruz. Yavaş yavaş ileri doğru aktarma yapıyoruz. Evet, buralarda maalesef inşaat alanı çok sıkıntılıyız aslında burada. Bazen her türlü araç geliyor buraya yanlışlıkla. Sonra böyle dönüyor, çıkıyor. Bizi de etkiliyor. Evet, önde Çiko abim var. Arkada bir Alman kuyarı. Burada duruyoruz, müşteriyi çıkış. Bir yalnız doğru duruyor. Selam. Canım. Selam gülüm. Şimdi arkaya geçeceğiz ve kısmetimizi bekleyeceğiz. İnşallah iyi bir şey gelir. Evet, öndeki Taner abimiz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.